Değerli arkadaşlar, bu derste sizinle çok boyutlu dizileri işleyeceğiz. Aslında size önce bu iki boyutlu dizileri göstereceğim ve daha sonra da değişken boyutlu dizileri sizinle paylaşacağım. Şimdi biz normalde böyle dizilerin bir seri bir şekilde, bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye böyle devam edip giden böyle benzer türdeki değişkenleri içinde barındıran bir şeyler olduğunu söylemiştik. Şimdi bellekte bunlar böyle tutulurken arkadaşlar, yani iki boyutlu da olabilir. Yani iki boyuttan kastımız mesela şöyle bir sütun bulunabilir. Şöyle de yani satırlar ve sütunlar şeklinde bunları görebilirsiniz. Yani bir de böyle arkadaşlar satırlar vardır yine. Bakın satırlar, sütunlar vardır ama bunlar böyle bir değişken olabilir. Mesela burada sadece bir tane eleman var. Bakın burada 2, burada 3, burada 4. Yani bu böyle, bu da değişebilir. Şimdi iki boyutlu dizilerin mesela şu aşağıdaki ABCD dediği, bakın şu birinci satır, şu ikinci satır, şu da üçüncü. Bakın bunların hepsi aslında bellekte bu şekilde tutuluyor. Yine şu taraftaki gibi bakın. Şöyle seri bir şekilde bellekte böyle tutulmakta. Yani buraya istediğiniz sayıları bıraksanız, istediğiniz işlemleri bıraksanız, yani o sonuçları da bıraksanız bu değişmez. Yani bellekte tutulması şöyle sırayla olmakta arkadaşlar. Önce birinci satır biter, sonra ikinci satıra geçer, sonra üçüncü satıra geçer. Bakın bu şekilde bellekte böyle bir düz halde tutulurlar. Bakın yine burada da iki boyutlu bir dizi biz görmekteyiz. Mesela şurada gördüğünüz gibi indeksler arkadaşlar, bu sefer iki tane. Birisi kolonların indeksi, birisi de satırların indeksi arkadaşlar. Yani bunlar önemli. Mesela 3'e 4 dediğinde siz hemen şu birinciyi, yani satırını buluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şu ikincisi ise kolonunu temsil eder. Yani şunu unutmayalım. Birincisi arkadaşlar, yani şuradaki birinci, ilk kullandığımız şu indeks satırı temsil eder. Satır. Şurası ise, şu ikinci olan ise sütunu temsil eder arkadaşlar. Yani kolonu temsil eder. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi iki boyutlu bir dizi yapalım. Yani şuradaki gibi. Şunu aşağıya alalım. Tek boyutlu yok, yapmıştık. Gelelim. Şuna iki boyutlu diziler diyelim. Şöyle bir isim verdik. Burada arkadaşlar bizim iki tane indeksimiz var. Yani burası çok önemli. Yine bu sayısal bir tipte olsun. Sayılar diyelim buna. Yani bunun da adı sayılar. İki boyut diyebilirsiniz. Yani sayılar 2B diyebilirsiniz. İki boyut diyebilirsiniz. İki boyutlu veya da şöyle diyelim. İki boyutlu diyelim. Yani ismi bu. Ya da sayılar demeden de şöyle sayı iki boyutlu diyelim. Böyle bir dizi var. Şöyle bakın, iki boyutlu olduğu an şöyle iki tane kutumuz var arkadaşlar. Yani İki boyutlu olduğu için birincisi bir indeks, yani dediğimiz gibi birisi satırlar, ikincisi ise kolonu belirtecek arkadaşlar. Yani hangi kolonda olduğunu. Bunda da yine arkadaşlar şu şekilde new dedik. Yine int tipinde. Bakın bellekten yer tahsisinde bulunacağız. Mesela kaça kaç diyelim. 10'a, şuradaki ne de yapabilirdik gerçi. Şunu da yaparız da bunda bakın bu 3'e 2. Bakın 0, 1, 2'ye kadar gelmiş. Bakın şuna dikkat edin. 0, 1, 2, 3'e kadar gitmiş. Bunu da verebiliriz. Yani fark etmez. Burada diyelim ki 3'e 4 diyelim. Yani böyle olsun. Bizimkisi böyle olsun. Int değişkenlerimizi tanımlayalım. I olsun bir tanesi, J olsun. Bunları içeride de tanımlayabiliriz arkadaşlar. Yani şöyle şu tarafta
Bizim for diye arkadaşlar bir döngümüz var. Bundan size söz edeyim. Bu for döngüsünün içinde, ya yani bundan yine bahsedeceğim arkadaşlar size. Şöyle int tipinde i diyelim. Bakın bir başlangıç değerimiz var. Sonra bu başlangıç değerinin bir şartı var arkadaşlar. Burada bir şart var. Mesela şartımız diyelim ki 4'e kadar gidecek. Ve i bunun da anlamı arkadaşlar birer birer kendini arttıracak. Ya yani bu şekilde bir şey olduğunda bakın sistem out println dediğimde bu arkadaşlar kendini böyle dönerek o bizim istediğimiz işlemi yapacak ve ekrana basacak. Mesela diyelim ki burada en basitinden şu i sayısını dönerek bir ekrana bir bas bakalım dediğimizde bakalım i'yi kaçtan itibaren alacak ve ekrana basacak. Şu tarafta görelim. Bakın sıfırdan aldı 4'e kadar döndü. Niye? Çünkü 5 dahil değil. Bakın 5'i dahil etmedi. Şu başlangıç değeri, burası şartı, burası da arkadaşlar arttırım veya da azaltımı. Yani burada azaltım da olabilir. Yani bunun anlamı birer birer arttır demek arkadaşlar. Yani şunun anlamı bu demek. Yani bunu şöyle de verebilirdik yani. İ artı 1 de diyebilirdik yani. Birer birer arttır. Bu şekilde de diyebilirdik. Bunun en pratiği budur. Hani bu şekilde. Şimdi bunun sayesinde yani bu for döngüsünün sayesinde biz bu dizinin içindeki elemanları çok rahatlıkla alıp gezebiliriz arkadaşlar. Mesela burası şu birincisi arkadaşlar her zaman programlamada şöyle geçer. Şöyle yapayım. Bakın birincisi i'dir, ikincisi j'dir arkadaşlar. Bu genelde bu şekildedir yani. Yani bir yerde i görürseniz bilin ki onu yani programcı şu birincisi için kullanmıştır. Satır sayısı için kullanmıştır. Yani bizim burada satır sınırımız kaç? 3. O zaman buna diyelim ki 3. Bakın bunun gibi bunu şimdi burada kesiyorum. Bakın bunun gibi yine içeride bir tane daha for döngüsü bulunacak. Bakın for döngüleri burada var. Bu da kodumuzu tamamlıyor. Bakın gördüğünüz gibi şeyi kendisi verdi. Buraya bir dikkat edelim. Bakın burada iki boyutlu dizinin uzunluğundan söz ediyor. Yani bize hemen bir değer buraya aslında verdi. Yani iki boyutlu dizinin şurada bakın. Yani dizilerin demek ki bazı özellikleri var. Mesela ille de biz böyle elimizle girmek zorunda değiliz. Bakın onun o uzunluğunu buradan alabiliyor arkadaşlar. Ama tabii ki burada bunu kullanmayacağım. Burada bu 3 olsun. Bu da 4 olacak arkadaşlar. Bakın ikincisi satır olacak. Yani şimdilik bunu bilmemiz yerindedir. Ve daha sonra da bu değerleri biz ekrana yazdırmadan önce biz değerleri bakın kendimiz burada verebiliriz onlara. Yani diyeceğiz ki iki boyutlu dizimizi çağıracağız. İki boyutlu şöyle sayı adındaki iki boyutlu bu diziyi çağıracağız. Bakın buna i ve j değerlerini şurada vereceğiz. Yani içeriye bir sayı bırakıyoruz arkadaşlar. Sayı da şöyle başlangıçta bunu programlamada çok sık görürsünüz. Yani i, j, k hep bunlar böyle derle yani birlikte kullanılıyor. Yani bunlar da her biri bir değişken, her biri bellekte farklı yerlerde tutuluyor. Ama burada biz bu k sayısını yani atanacak bu sayıyı şöyle bırakmış olalım. Buna mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Aslında hiç bunu kullanmasak bile mesela i ile j'yi çarpıp veya da toplayıp buraya da bırakabiliriz. Yani bununla da bir işlem yapabilirsiniz. Yani ille de kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela bakın her i ve j sayısını toplayıp o oradaki elemana bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın yine burada şunu şöyle bırakayım. Şu döngü aynen arkadaşlar. Kopyalıyorum. Bakın dikkat edin. Sadece şurada yapacağım işlem şu. Bu sefer ona değer ataması yapmayacağım da o şeyi yazdıracağım arkadaşlar. Bakın iki boyutlu dizinin değerini alacağım. Şu değerini. Artık buna ihtiyacım yok. Şuraya ihtiyacım yok.
Sadece şurada şunu yazdıracağım arkadaşlar. Yani bu şekilde de yazdırabiliriz ama tabii ki araya boşluklar bırakmamız yerinde olacaktır. Şöyle yapalım. Şöyle bir boşluk. Şurası da artı olsun. Şöyle bir boşluk. Bakın bu, yani bakın şurası bittikten sonra, buradaki satırı tamamladıktan sonra yine bir boşluk daha bırakacağız. O boşluğu da şöyle yapalım. Yine bir sistem out println diyelim. Kendine bir boşluk atsın. Şöyle. Yani bunu böyle bir tane kullanırsak yani biraz satıra geçirecektir. Şu halini bir çalıştıralım. Bakalım ne göreceğiz. Oo, burası birazcık böyle kalabalık oldu. Bakın aslında bu değerler var. Değerler güzel güzel gidiyor. Şuradaki şu ln'yi alalım. Daha güzel olsun. Şunlar da olmadı tabii ki. Şunu sona da alabiliriz. Yani fark etmez. Şöyle yapalım. Println. Şunu şimdilik şu hale getireyim. Şunlar yan yana görünüşü görmektesiniz. Şu bittiği an bakın 0, 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 3, 2, 1. Aslında bunu böyle arttıra arttıra getirseydik daha güzel olurdu. Yani ya da çarpma yapalım, sayılar farklı bir görünsün. Tabi 0 olduğu için ilk. Veya da şöyle yapalım. Çarpı 2 diyelim. Şurası artı olsun. Şöyle bir işlem olsun. Yani bir maksat burada, bir matematiksel bir şey olsun. Sayıların artımına bir dikkat edin. Bakın şöyle üçlü üçlü geliyor. 4. İnşallah hatamız yok. Sadece ekrana çıktı da verdirirken şunun doğru olması gerekiyordu. Bakayım. Alt alta verdi. Bakıyorum şey K 4'e bir alt satıra geçirmeyi şu tarafa almamız lazım arkadaşlar. Bakın bu kapsamın hemen altında bulunması lazım. Yani şu tarafta. Şunun içinde. Şurada bakın. Buradaki şöyle çalıştırdığımızda bakın. Şu satır bittiğinde bakın şu döngü satırı temsil etmekte. Bakın satır bittiğinde bitti mi? Bitti diyelim. Yani bu 4 taneyi tamamladığı anda buradan çıkılacak. Yani şu kapsamın içinden çıkılacak. Ve daha sonra bir alt satıra geçilecek. Ve daha sonra bu döngünün tekrar başına gelinecek. Bakın burada da onu görmekteyiz. Burada aslında gördüğünüz gibi ilk değerleri biz kendimiz vermedik de şöyle bir şey yazdık. Bunu siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yani hiç önemli değil. Mesela 12 yazarsanız sayılar daha büyük olur. Şöyle bir değerler gelmiş olur. Yani istediğiniz sayıyı verebilirsiniz arkadaşlar. Yani maksat burada sayılar çarpılsın ve ilk değerler kendisini versin diye. Yani bunda döngüleri biz kullandık. Şimdilik bunu böyle bilelim. Yine bu dizilere devam edeceğiz. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.